Neredeyiz dostlar? Bugün 11 Nisan 2023 Ankara Mamak, burası Zerdali Tepe. Bakmayın şimdi şu yıkıntıların olduğuna. Burada gençlik, çocukluk, geçmiş bir tarih. Şu alt tarafta 1955'ten beri oturan kayınpederlerimizin, yani eşimin evi vardı. Şimdi tabii ki kentsel dönüşüm kapsamında bu bölge yıkıldı. Bakın camiler kaldı sadece ki. Melek Gökçe'nin bir lafı var. Camileri yıkmıyoruz ki sonradan cami yaptı demesinler diye, minareler kalıyor. Camiler Kuzey Ankara projesinde de böyle yapıldı. Ve o yıkılan yerlere aşama aşama, şurayı görüyoruz, tepeye konutlar yapıldı. Bu aşağıda farklı bir proje yapılacak. Zerdal Tepe burası gördüğünüz. Şu karşı ormanlık alan benim köyüm. Samsun yolunun geçtiği, batıya giden demir yolunun geçtiği şu yeşil alan, bu sırtlarda hemen demir yoluna 200 metre, Samsun yoluna 500 metre mesafede. Şu karşıda gördüğünüz Hüseyin Gazi Dağı. Aşağıdan geçen Samsun yolu. Yeşil alanın olduğu yer Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun Kayaş Kapsül Fabrikası. Rahmetli babamın, amcalarımın, köyde birçok komşumuz, amca dayılar emekli olduğu, geçim kaynağı olan. Şu anda o zamanlar 5000'e yakın işçinin çalıştığı Kayaş'ta 3 banka şubesinin olduğu dönem, şu an 1 banka şubesi, şu anda da 500 kadar kişinin çalıştığı biliyoruz. Aşama aşama kapandı veya farklı yerlere nakledildi. Ve yine aşağı Samsun yolumuz. Burası Kayaş, geçmişte son durak olarak bilinen otobüslerin dolmuşlarının ilk hareket noktasıydı. Orası Büyük Kayaş olarak geçen bölge. Ve Kayaş istasyonu karşıda gördüğünüz yer. Şu gördüğünüz bina, Mamak Devlet Hastanesi, şöyle yaklaştım. Arkasındaki üreyin konutları, Tökü konutları diye geçen bölge. Karşı tepe yine Desin Araplar bölgesi diye geçen bölge. Yine Tepecik, Kayaş bölgesi ve sırtları, Köstence. O tarafa doğru Mamak Siteler diye devam ediyor. Sol taraf Çankaya'nın sırtları, arka tepenin arkası. Burada demiştim Zerdal Tepe, şu yıkık minareli cami. Geçmişte bir minare, rüzgar nedeniyle yıkılmayan caminin yıkık minareli cami kalıyor. Hani bir Mimar Sinan hikayesi var ya, onu da bu arada anlatalım. Mimar Sinan bir cami yaptırırken çocuğun biri diyor ki Mimar Sinan'a, caminin minaresi eğri oradan geçerken. Tabi Koca Sinan bu hemen çağırıyor ustalarını, diyor ip bağlayın. Ve ipi bağlayınca diyor ki çekin. Bu esnada çocuğa soruyor. Düzeldi mi? Yok diyor çocuk. Bir daha çekin. Düzeldi mi? Yok diyor çocuk. Üçüncü kez çektiğinde çocuğa sorunda düzeldi mi dendi. Düzeldi diyor çocuk. Ve gidiyor, ayrılıyor. Ustalar diyor ya kocasından bir çocuğun diyor lafına aldanıyorsun. Minare eğri değil ki. Olsun diyor. Eğri minareli cami olarak adı kalırdı diyor. O yüzden de camilerin minaresini hem simgesel olarak hem de görünüm olarak ve Samet'te yeri, durumu farklı. Koca Sinan da bunun farkına varmış. Olur ya, caminin adını unutmuşlar şimdi. Bir rüzgar devirdi diye bir minareyi, yıkık minareli cami olarak herkes biliyor. Evet, Kayaş. Buram buram tarih kokan, geçmişten beri var olan, çocukluğumuzun geçtiği yer Kayaş. Yani Kayaş'a gelmeni nedenler var. Mesre yerleri var. Bayındır Barajı'nın yan adı Mavi Göl, Kayaş'a köylerimiz gezilip görülebilecek, suyu, ekmeğe meşhur. Ve Kayaş istasyonu, daha önce bunun belgeselini sizlerle paylaşmıştım. Tepeden size Kayaş'ı, Samsun yolunu, Doğu Batı Demiryolu hattını tanıtmak istedim. Gelişmişte buralar tabii ki yüksek konutlarda olduğunda bu manzara bize hatıra olarak kalacak. Ne yazık ki kentsel dönüşüm beraberinde mahalle kültürünü yok ediyor, kaldırıyor, büyük büyük binalara insanları yerleştirerek kimse kimseyi tanımıyor. Doğal afetlerde de kayıplar ciddi oranda artıyor. Keşke şuradaki evlerimiz altyapıları düzenlese, evlere destek olsa, yapılsa, komşularımız burada kalsa, hep
Ramazan'da baktığımızda ışığı yanmıyor da seslensek Ayşe teyze, Hasan amca diye. Ya bayramlarda herkes birbirine yine gelip git birbirine ikramlarda bulunsun, önünde oturup sohbet etse. O günden insan özlüyor. Kayaşımız da bir başka. Şurası da Kayaş mühimmat bölüğüydü karşı. Bakın tepe, yani evler bittiği yer. İlk yerleşiyor oraya. Askeri bir tak. Kayaş demir yolu nedeniyle Samsun yerine ulaşımı çok önem arz eden bir bölgede bulunan semtimiz ve eskiden de nahi olan bir yer yani. Polis karakolunun, jandarma karakolunun Kayaş içinde yer aldı. Şimdi Kayaş halkı şu karşıda gördüğünüz evlerde. Plan da güzeldir Kayaş'ın. Otobüs son durağı oradır. Evler, yol böyle imarı güzeldir yani ortamı. Sessiz, sakindir. Evet. Kayaş, Mamak, Zerdal Tepe'den Gazi Adnan Şahin YouTube kanalı Gönül Ankara Muhabir Recep Arslan olarak herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalın. Sevgiyle kalın. Ama Gazi Adnan Şahin YouTube kanalından da ayrılmayın.